Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir tane VPN programı aldım. VPN programı aldım. Onu sizlere göstereceğim. Aylık 5-6 TL'ye geliyor. Aylık 5-6 TL, ama bunu 1 aylık 2 aylık alamıyorsunuz. 1 yıllık alıyorsunuz ve 1 yıllığını ben 58-59 TL'ye aldım. Almayı düşünenler varsa eğer bu aldığım programı deneyebilirler. Ben kurdum. Kurduktan sonra programı satın aldım, çünkü kredi kartı bilgisi istiyordu. Ve bu alımlarınızda lütfen ama lütfen, hangi program olursa olsun, hangi yazılım olursa olsun, internetten alışverişleriniz olsun, sanal kart kullanın ve sanal kartınıza limit koyun, harcama limiti koyun. Ben 59 TL bir sanal kartıma limit koydum ve ondan sonra satın aldım. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Programımızın adı AVG VPN aldım ben arkadaşlar. Şu anda bunun antivirüs programı. Bir de sizlere VPN'ini açalım. Niye açılmadı bu? Evet. VPN programı da böyle arkadaşlar. Şu menü kısmından tıklıyorsunuz. Burada bakın, antivirüs programını da kurdum. SecureVPN programını da kurdum. Şimdi burada yapmanız gerekense şöyle. Ben bu programı, şimdi VPN'i satın aldığım için gösteremiyorum o adımları. Ben size bunun antivirüs programı üzerinden nasıl satın alabileceğini size göstereceğim. Şunu kapatıyorum. Şimdi şöyle bir ekran karşınıza çıkıyor. VPN'i kurduktan sonra burada VPN'e bağlan diyecek. Yani az önceki deminkinin biraz değişik şekli. Burada menü diyorsunuz. Menü dedikten sonra oturma aç yapmanız gerekiyor. Burada tarayıcıda oturma aç sekmesi geliyor. Buradan kaydolmanız gerekiyor. Burada ilk kez giriş yapma diyor. Bakın, buna tıkladınız. Buraya bir e-posta yazıyorsunuz. E-posta yazıp devam diyorsunuz ve e-postanıza bir doğrulama maili geliyor. Onu doğruladıktan sonra bir şifre oluşturuyorsunuz. Şifreyi de oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmış oluyorsunuz programda. Ardından değerli dostlar, iptal diyorum ben buna. Burada şimdi yükselt kısmı var. Bakın, şimdi yükselt kısmına tıklıyorum. Yükseltti bakın. Eğer program üzerinden satın alırsanız daha uygun oluyor, ama internet sitesi üzerinden, tarayıcı üzerinden satın alırsanız daha pahalıya geliyor. Bakın, mesela gördünüz mü virüs programını? 110 lira. Bakın, 10 cihazda kullanabilirsiniz. İsterseniz de bunu da alabilirsiniz. 150 lira, ama bunun vergisi dışındadır zannedersem. Bilginiz olsun. Geliyorum. Yükselt diyorum mesela, örnek veriyorum. Burada şimdi satın al. Burada seçiyorum mesela, 1 yıllık seçtim. Şimdi satın al diyorum. Burada aynı şu şekilde VPN programında da adınızı, soyadınızı, kart numaranızı falan istiyor. Bu bilgileri girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın, 59 TL'ye 1 yıllık AVG antivirüs programında böylelikle satın alabiliyorum da şu anda. Ama almadım. Şu anda deneme sürümünü ben kullanıyorum. Burada bir tane e-posta yazıyorsunuz. Kart numaranızı giriyorsunuz. Bilgilerini giriyorsunuz. Ondan sonra burada bir de son kullanım tarihi. Onların hepsini giriyorsunuz. Gözden geçirmeye geç diyorsunuz. Ve devam ediyor sistemde. Böylelikle bir tane VPN programını alıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hem antivirüsü hem VPN ayrı ayrı satın almanız gerekiyor. Bilginiz olsun. İkisini de aynı ekranda da yine satın alabiliyorsunuz zannedersem. O ekran çıktıktan sonra iki programı da kurarsınız. İkisini de ayrı ayrı da satın alabilirsiniz. Ben aldım. Şu anda bunun antivirüs programından da memnunum. Ücretsiz sürümünü kullanıyorum. VPN'den de memnunum. İstediğim ülkeden bağlanabiliyorum. Burada mesela konum değiştir diyorum. Bakın, konum değiştirdiğimde burada Amerika'nın birçok eyaleti var. Bakın, Almanya'dan 2 şehir ayrı ayrı. Belçika, Birleşik Krallık'tan 3 tane. Yani böyle bir sürü yerler var arkadaşlar. Bunları deneyebilirsiniz. Satın almak isteyenler, yani 2'de bir ücretsiz VPN programı aramaktansa 1 yıllığına 58 lira ya da 2 yıllığına işte 150 lira gibi bir fiyat vererek kullanabilirsiniz. Gmail e-posta hesabınızı ve şifresini bildikten sonra, format attıktan sonra da yine bilgisayarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı olursa da zaten iletişime geçersiniz yetkililerle. Ben şu anda kullanıyorum. İnşallah bir yılda bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka sizler alışveriş yaparken sanal kart oluşturun. Sanal kartınızla alışveriş yapın. İsterseniz ondan sonra sanal kartınızı iptal edebilirsiniz arkadaşlar, alışveriş yapıldıktan sonra.
Yılda zannedersem 5-10 defa sanal kartınızı oluşturup silme işlemi yapabilirsiniz. İsterseniz hesap kartı olsun, isterseniz kredi kartı olsun. Sanal kart oluşturulabiliyor. Sanal kart oluşturmak ücretsizdir. İnternet uygulaması üzerinden oluyor. Herhangi bir bankanın, artık hangi bankayı kullanıyorsunuz, onun online bankacılık uygulaması üzerinden bu işlemlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar, sanal kart oluşturmayı. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Anlatacaklarımız bu kadardı. Kanalımıza abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Güle güle.